kendimi eve bir atsam. Bugün bir bitse, yarın iş var nasılsa kolay. Bu geceyi nasıl atlatacağım peki? Hah, Erdoğan amcanız da geldi. Hoş geldin, nasıl aşçı? Kaburgası kırılmış, yatacak bir hafta. Anınız salmadı doktor, neneniz başında kaldı. Ama iyi, iyi çok şükür. Yatacak, dinlenecek. Babacığım. Aslan oğlum. Ne yaptın lan? Uslu durdun mu bugün bakayım? Aferin sana. Soframız kalabalık bugün değil mi oğlum? Evet. Hı? Ağlama Şadiye. Ağlama kızım artık ya da. Geçti artık amcam. Ağlama. Al bakalım. Bırak çocuğunu. Deme öyle narin. Hepinizin o kızım, hepinizin. Ama yemekten sonra tamam mı Şadiye'm bak. Aldım ben buraya koyuyorum. Hadi yemeğinizi yiyin. Hadi soğutmayın. Hadi, hadi. Kalk Şade kalk. Yemeyeceksen yatağına. Biz kalkalım artık. Bu uyuyor baksanıza. Olmaz kızım. Ben bu gece bırakmam sizi. Yemeğinizi yiyin. Ben seri veririm yatağınızı. Hadi yiyin. Babam kovmaz hakkımızı. Alır da emgilden. Ne alacak be Mehmet? Deden vermedi mi zamanında ananın hakkını? Koskoca ev verdi. Ne etti baban? Satıp parasını batırdı iki günde. Babamın kabahati ne? Hep ortağının yüzüne. O iş batmaydı. Bütün yastan bizim için. Ya bırak Allah aşkına Mehmet. Ben tanımıyorum senin babanı. Hadi hadi Erdoğan. Üzme çocukları daha fazla. Düzelecek işleri inşallah Allah büyük. Siz dersinize çalışın. Gerisi gelir. Kendiniz kurtarmaya bakın siz. Biz yattık kendimiz okulu bıraktık diye öyle mi bir teyze? Kötü mü işte? Elimiz ekmek tuttu. Biz de çalışmasaydık hep dön aç kalırdım. İyi de oğlum ne uzarsın ne kısalırsın o nalburun yanında. Bıraksalar da şu kuzu kusa bari. Alacağım okuldan diyor iki lafın başında Moskov. Dünya yansa, mahalle başıma yıkılsa da okurum ben. Matematikten sınıf birincisi oldum bugün. Aferin kız, aferin sana. Sen aldırma onun bunun lafına, çalış dersine sen. Abla, bak babam kızacak. Eve gidelim ne olur. Bir sus be Şadi, bir sus. Annem merak ediyorum zaten. Bir görüp gideceğiz hemen. Recep'in nasıl? Gitmedi değil mi? Bak ölümü öpün doğru söyleyin bana. Hey Allah'ım hala bu halde bile onu mu soruyorsun Hatice? Gitmedi gitmedi merak etme evde. Narin? Narin! Şadiye! Kızım bir durun. Kızım. Üniversite yıllarında aynı sınıftaydınız galiba. Onlar olmasaydı ben okulu hayatta bitiremezdim. Nasıl çalışkandım? Beni de zorla çalıştırırdı. Şimdi de işkolik. Bak o şirketi basıp çıkartmasam, zorla oraya buraya götürmesem sabaha kadar çalışırım. Yetişmiyor işler, ne yapayım? Üst üste geldi bütün davalar. Biz de çalışıyoruz ama insan gibi. Tabii. Amcamın şirketinde canı istediği günler o da.
Biz ona çalışmak demiyoruz canım. Allah Allah ya. Üstüme düşeni yapıyorum ya, sen ona bak. Ayrıca hayata bir kere geliyoruz. Sen bankanın genel müdür yardımcısı olmuşsun, öyle mi Fırat? Evet, birkaç ay oldu. Daha önce kredilerdeydim. Bizim de işler yoğun biraz. Bak, artık faiz peşine koşmana gerek kalmadı. Artık bankacımız var. Alırsın paracıkların en yüksek faizi. Her kuruşunu koşar bankaya yatırır, biliyor musun? İyi müşteridir, haberiniz olsun. İstanbul'da mı çalıştın hep? Bir iki yıl yurt dışı hariç, evet. Bunca yıl aynı şehirdeymişiz. Ne garip. Sonra 4 ay önce Cenevre'ye bir toplantı için geldi. Yollarımız orada kesişti. Ne kapalı kutusun ırmak ya. 4 aydır birliktesiniz. Benim daha geçen hafta haberim oluyor. İstanbul'a döneceğim kesinleşinceye kadar bir şey söylemek istemedim. Bunu Fırat'a borçluyuz değil mi? Yoksa sen hayatta kabul etmezdin İstanbul'da çalışmayı. Bilmem. Siz ne tür davalara bakıyorsunuz? Ticaret davaları genellikle. Ha, bir de şu meşhur kimya fabrikası işçileri davası var. 60 işçinin hakkını geri kazandı. Bak, bankada birinin hakkını falan yerseniz Narin canınızı okur. Kahraman oldu bu davayla. Maaşlı çalışmıyorsun inşallah hala. Ortaklık falan? Yok, iyi maaş alıyorum. Yetiyor her şeye, bol bol. Sana ne verseler sen sesini çıkartmazsın. Öyle azla yetinmeye alışmışsın ki. Irmak hazır gelmişken İstanbul'a beni de el alırsın ha? Umut yok diyorsun ama. Kötü bir niyetle söylememiştim. Çok çalışıyorsan karşılığını almalısın. Biliyorum. Değiştim ben. Yok. 10 yılda ne kadar değişebilir ki insan? O hiç değişmemiş ama. Daha da yakışıklı olmuş. Babam bile tanımadı beni be. O nasıl tanısın? Niye bakıyorsun kendine öyle alıcı gözle? Hiç. Taze sevgilileri görünce böyle yalnızlığın geldi aklına. Yaşlanıyorum diye düşünüyorsun değil mi? Niye kapıştın kıza daha gelir gelmez? Ya huyunu önlemedin mi? Kıskanıyor seni işte. Hala çocuk gibi. Kapışmadım ya. Kendimi hatırlattım. Cadı kız kardeşin unutmuştur belki. Hafızasını tazeledim. Sıçratma kızım şu cadalozu başıma. Suyuna git. Mutlu ama çok değil mi? Bilirim ben ona ya. Aşık da oldu nihayet. Hiç umudum yoktu biliyor musun? Böyle katılıp kalmıştı, içine çekilmişti babamları kaybettiğimizden beri. Sen sevmedin adamı. Ne alakası var ya? O zaman aklın başka yerdeydi. Dün geceden beri soracağım. Bak sen geldiğinde de bir acayipti. Sonra böyle küp gibi içmeler, türküler, kendini kaybetmeler. Neyin var senin? Babamı gördüm yine. Aman ben ağrım. Kızım derdin ne senin? Ne anlıyorsun bunca yıldır adamı gizli gizli izlemekten? Hem geçmişim yok benim diyorsun. Hem de gidip... Bu sefer o da gördü beni. Neyi? Ya konuştunuz mu? Tanıdı mı seni? Kızım böyle şey söylenmez mi ya? Bende nesi var bunun diyorum. Ne oldu peki, anlatsana. Tanımadı beni. Tanımadı. Zaten yokum ben. Beni kimse tanımaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.